Ayrımız hazır mı? Erzurum'a gelirken buradan boş dönmemek için gelmiştik. En azından puan ya da puanlar almak istiyorduk. Çok zor bir maç olacağını da biliyoruz. Erzurum takımı bu ligin şampiyonluk adaylarından biri. İyi bir ekip. İç sahada da iyi oynuyor. Son haftalarda içeride hep kazandılar. Bizim takımımız genç fakat sonuna kadar iyi mücadele eden bir ekip. Bugün oyuna iyi başlamadık. Kendi hatamızdan bir de penaltı pozisyonu oluştu. Geriye de düştük. Fakat ikinci yarı takımımız rahatladı. Kendi oyununa döndü. İyi mücadele etti. Son dakikalarda gol de atıp maçı kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Maç gitti geldi oldu. Ama buradan en azından bir puan almak önemliydi deplasmandan. Böyle bir deplasmandan. Hakemlere de bir parantez açmak istiyorum. Çok iyi bir maç yönettiler maçın sonuna kadar. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hep böyle hakemlerle maçları yönetirler. Daha da iyi olur diye düşünüyorum. Kendi takımımızı da Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani çok önemli 2 puan kaybettik. Özellikle iç saha maçlarında çok başarılıydık. Bugün de aslında istekli arzulu başladık. Golü de bulduk penaltıdan. Pozisyonlarımız da var ama maalesef yine ayağımızdaki topu kaptırdığımız bir topta bireysel hatadan. O top döndü aynı Bolu, Balıkesir, diğer işte Denizli maçları gibi. Bu top döndü, gol oldu. Ve ondan sonra tabii golü yedikten sonra çok baskılı oynadık. Her şeyi yaptık. Hatta kaptan Mustafa Yumru'yu da öne attık Oltan hamlesinden sonra. Pozisyonlar da var orada. Tabii karambol pozisyonları biraz oldu. Top da bizi sevmedi de diyebiliriz ama bugün yani ikinci golü bu takımlara karşı bulamazsanız bir sıkıntıları yaşarsınız ki bugün onu yaşadık. Tabii talihsiz yani bunun maçtan önceki maç sırasındaki talihsizlikler de vardı. Tabii Novikovas'ın akşam aniden hastalanması çok kötü bir şekilde hastalanması kadroya alamayışımız. Ondan sonra devre arasında Aykut'un adalesinin gerilmesi, Gökhan kardeşi aldık o da hemen maç devre ikinci yarının başında sakatlandı, oyundan çıktı. Bütün planlar bozuldu ama buna rağmen kazanmalıydık, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Bunu telafi edeceğiz ama çok önemli bir şampiyonluk yönünde çok kaybedilen önemli bir 2 puan olduğu gerçek. Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Maçı çevirmek için tekrar bir birden sonra. Yapacak bir şey yok artık. Bu sonuçlar var. Rakipler de zaten 90 artı da kazandı. Biz başaramadık bunu. Hedeften sapma yok ama dediğim gibi çok önemli bir 2 puan kaybettik. Fazla da yani maçın açıklaması yok. Aslında Menemen Spor'un çok böyle aman aman pozisyonlar da yok, bize çok büyük ataklar da yok. Ama dediğim gibi ayağımızdaki topu kaptırdık, neticesine gol yedik, yapacak bir şey yok. Maçın hakemleri Eren Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Genç bir hakem, bu ligde de herhalde ilk maçlarından birini yönetiyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Trio'suyla beraber, 4. hakemiyle beraber harika bir maç yönettiler, güzel bir hakem geliyor. Ya bunları söylemek lazım. Ben hep bunları söylüyorum. Bazen formsuz olduklarında da söylüyorum. Bugün hakemlik. Tabii ki 1-2 faulde biz de tepki gösterdik falan ama onlar doğal şeyler. Maçın geneline baktığınız zaman çok iyi bir maç yönetti. Tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Bir de tabii bazı eleştiriler oluyor. Buna cevap vermem lazım şu anlamda. Özellikle bize yakın bir kanalda 2 tane profesör, ya daha doğrusu bir profesör, bir de öğretim görevlisi benim ekibime, kendi kanalımıza yakın bir kanalda benim ekibime yan gelip yatıyorlar. 2 tane kondisyonerime yan gelip yatıyorlar, maaşlarını alıp yatıyorlar diye yorum yapıyorlar. Bunu kesinlikle reddediyorum. Haddinizi bilin.
Haddinizi bilin. Sen bir defa antrenmanı seyretmemişsiniz. Bir defa beni aramamışsınız, bilgi almamışsınız. Ondan sonra kaleci antrenörüm maç izlemeye gidiyor diyorsun. Evet. Çünkü benim yardımcı antrenörüm maç izlemeye giden Zafer Hoca, sen biliyor musun antrenmanda çapraz bağları koptu, ameliyat oldu. Haddini bil, haddini. Haddini bil. Ama benim için düşündürücü tarafı bize yakın bir kanal olması. O yüzden buradan uyarıyorum. Bir dahaki tepkim daha farklı olacak. Ben ekibimi kimseye yedirmem. Benim kondisyonerlerim gece 9'da, 10'da o fitness'ta özel çalışmalar yapıyorlar bazen. Sen hiçbir şey bilmeden hak yiyorsun, iftira atıyorsun. Sizin kişiliğinize, sizin konumunuza yakışmıyor. Haddinizi bilin diyorum buradan. Ve tabii bizim yöneticilerimiz naif yöneticiler. Size pek cevap vermiyorlar bu konuda. Verseler de belki yeterli olmuyor. Ben buradan söylüyorum. Bir de aynı şeyleri yaparsanız farklı tepki gösteririm. Ve size haber uçuran kuşlar, bizim kulüpte kimse, onu da bulacağım. Haber uçuran kuşlar, Özgür'ü niye almıyorsun kadroya diyorsun ya. Özgür'ün niye çıkmadığını, bir buçuk aydır idmana niye çıkmadığını o kuşların sana da onu söylemesi lazım. Onun için haddini bileceksin. Ben ekibimi kimseye yedirmem. Ben bugüne kadar bu ekiple geldim. Aslan gibi de çalışıyorlar. Çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Saha sertliği olsun, işte hava şartları olsun. Aslan gibi de çalışıyorlar. Haddini bil. Bir gün antrenman seyretmeden, bir gün sen zaten 30 sene ben bu futbolun içindeyim. 30 senedir futbolun içindeyim. Sen daha bir gün futbolun içinde olmamışken, çimlere ayak basmamışken haddini bileceksin, iftira atmayacaksın insanlara. İnsanların motivasyonunu bozmayacaksın. Benim hocalarım çok üzüldüler, üzgünler ama ben onları hiçbir zaman yedirmem. Tamam, buradan mesajı vermiş olayım. Dediğim gibi bir daha olursa tehdit falan etmiyorum. Bir daha olursa tepkim çok farklı olur. Tamam. Hocam, bir şey, hocalar